Evet sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. E, 75.800, 15.500 çok güzel gidiyoruz. Hepinize teşekkürüz. Bir borç biliriz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Desteğiniz için son derece memnunum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de o yüzden videolar daha çok izlensin. Daha iyi bir şekilde izleyin. Beğenin diye ee, hemen olabildiğince kısa yapıyorum. Golvar.com'a ve Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'ne de buradan selamlarımızı ileterek başlayalım. Ee, nereden başlayayım? Konu çok. Fenerbahçe'den Serdar'a kulüp bul. Şimdi Serdar Aziz devre arası transfer döneminde kulüp bulması istendi diyor. Yanlış anlamayın Serdar Aziz zaten kulüp arayışı içinde. Hani Jose Mourinho Avrupa Av şey, Avusturya kampında biletini kesti. İstediğin takıma görüşebilirsin. Gidebilirsin dedi. 18 milyon liranın üstünde maaşı var. Yani devre arasına kadar takım bul dedik. O da görüşmesini sürdürüyor. Ama Fenerbahçe'de vefasızlık yapmak istemiyor şimdi. <laughs> Onu söyleyeyim. Ha bir taraftan da şu var. Ee, yani Fenerbahçe'de garip bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de hiç süre alamayan bir Samet Akaydın var. A milli takımdan da, davet alması birçok kişiden eleştiri almış durumda. Şimdi Fenerbahçe'de düşünülmedi geçen sene. Kiralandı. Panathinaikos'a orada işte milliyetçi duygularla hareket etti. Biraz hoşlarına gitmedi. Ancak Vincenzo Montella sürekli çağırıyor. <laughs> Bu sezon Fenerbahçe'de bir dakika bile herhangi bir resmi maçta süre alamadı. Yani sakat cezalı olmadığı müddetçe Samet Akaydın'ı oynatmak için 3.7 milyon euroya alındı. İstenen teklif bir türlü gelmedi aslında herhangi bir takımdan teklif gelseydi şey yapacaktı. 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Ama açıkçası gitmiyor arkadaşlar. Gitmeme sebebi de malum hani bu parayı kimse vermiyor. Fenerbahçe'ye herhangi birisi bu parayı verecek olsa zaten Samet Akaydın gider. Ama dediğim gibi herhangi bir şey bu parayı vermiyor. Şimdi Ümit Metin Yıldız diyor ki Icardi kadar bir kulübü eline geçirmiş. İstediğini yapan birini görmedim. İstediği gibi at koşturuyor. Ağzını açan yok demiş. Şimdi Fenerbahçe futbolcuları para alıp oynamadı mıydı eleştirilerin odağında. Yerin dibine sokuyorlar. <laughs> Çünkü medya var. Ama aynısı Galatasaray için geçerli değil. Mesela Cengiz Ünder. 15 milyon euro para verilmiş durumda. Kabul, kabul ediyorum. Yani e, herhangi bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Elbette ki bu paralar çok yüksek paralar. Yani 15 milyon euro Fenerbahçe'nin bütçesini zorlayan bir para ama. Mesela Galatasaray'da da Yusuf Demir diye bir eleman var. Bilmiyorum duydunuz mu adına. Yani kendisi Türk vatandaşı. Şey, Türk milli takımında oynamıyor. Avusturya milli takımının futbolcusu olduğu için Türk de sayılmıyor. O Kerem şey Kerem Demirbay mıydı? O dolduruyor. 6 milyon euroya Rapid Wien'den transfer ettiler mesela. Hiçbir gelişim göstermedi. Oynadı da oynadı. Mesela Çikil Morutan'dır, şudur budur. Hani baktığın zaman <laughs> iki tane, üç tane futbolcusu Galatasaray'ın ciddi zarar. Ama öyle çıkarttılar elden. Ama bir takıma kiraladılar. O takım 3 puan hediye met hani hediye eder gibi top oynadı. Pardon, hediye etti diyorum. Öyle yaptılar, böyle yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. şimdi şimdi diyorlar ki durum şöyle, durum böyle. Yani ben bir şey demek istiyorum da çok da demek istemiyorum açıkçası. E, vela havle diyorum arkadaşlar. Yani vela havle diyorum. O yüzden Fenerbahçe futbolcuları dediğim gibi göz önünde. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe futbolcuları da göz önünde arkadaşlar. Şimdi e, aynı şekilde şunları belirteyim. Osayi Samuel. Şimdi Osayi Samuel Fenerbahçe'de bir deprem. Özellikle de sevgili Sercan Hamzoğlu'nun dünkü açıklamalarından sonra deprem. Şimdi sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi'nin. Fenerbahçe anlaşmaya çalışıyor. Hani sosyal medyadaki işte şu kadar istiyor bu kadar istiyor bu olayları doğru değil diye belirtmiştim. Ama dün biraz da Sercan Hamzoğlu detayları vermiş oldum. Ben yine de haberi söyleyeyim arkadaşlar. Şampiyonşip ekibi Norwich City Fransız temsilcisi Lens. 26 yaşındaki İsmara transferde aklını çelerek e, sezon sonunda bedava alma peşindeler. İki kulüpte kontrat yenilemekte kararsız olan Osayi'ye teklifini iletip beklemeye geçecek ve durumu yakından takip edecekler. Önce bunu söyleyeyim. Şimdi Mourinho'nun Osayi'den son derece memnun olduğu kaydedildi. Çünkü Mert Müldür'ün de önünde görülüyor 26 yaşındaki oyuncu. Yıllık 1.8 milyon euro kazanırken diyor. Hayır yıllık 900 bin euro falan para kazanıyor. Ee, yani yeni sözleşmede ücretini biraz zamlandırıp Fenerbahçe 1.5 seviyesine bir ücret verme talebinde. Yani sosyal medyada 2.5 istiyor. Yok 2.2 istiyor falan. Doğru değil. O sayeden Fenerbahçe hani maksimum yararlanmak istiyor. O sayede Fenerbahçe kulübü şunu söylüyor. Bak o sayı. Seni hani o yapan elbette ki yeteneğin ama seni dünya vitrine çıkartan Fenerbahçe'deki performansın. Hani elbette gidebilirsin. Elbette bu senin hayatın ama kalma senin için daha yararlı diyor. Sercan Hamzoğlu ne dedi? Onu da dile getireyim. Fenerbahçe o Samuel'e iyi bir teklif yapacak. Ancak oyuncu ne karar verecek bilemiyoruz. Çok sevdiği bir kız arkadaşı var. Evlenmeyi düşünüyor. Yurt dışında üst düzey yönetici. Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor. Ailevi bir durum da var diyor. Şimdi geçenlerde ben size Osayi Samuel ile ilgili dedim ki devre arasında gidebilir Osayi. Şimanski devre arasında gidebilir dedim. Dediniz ki hocam işte izlenmek için başlık atıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Alın şimdi bunu nerenize ne yapıyorsanız yapın. Tamam mı? Şimdi nerenize ne yapıyorsanız yapın. Ben söylüyorum bu tarz yorum yapanları direkt engelliyorum. Çünkü kötü niyetliler. Videonun daha içeriğine bakmadan, videodaki şeye bakmadan ya bizdensin diye şöyle başlık attım, böyle başlık attım. Gelin başlık siz belirleyin. Al. Şimdi şu Sercan Hamzoğlu'nun duyumundan sonra o sayı Samuel kalır diyor musunuz? Devam eder diyor musunuz? Bize hayrı dokunur diyor musunuz? Yoksa sabek bakalım mı diyorsunuz? Ben geçen gün sabek bakın dedim. Israrlı bir şekilde söyledim. Şimdi diyorlar ki hocam ha sen haklıymışsın. Şimdi Fenerbahçe'yi taşıyan iki tane isim var bu sezon. Edinceko ile Tadiç. Ne derseniz deyin. Fenerbahçe transfer döneminde öyle hamleler yaptı ki. Yusuf Ennesiri. 19,5 milyon euroya alındı. Birçok taraftar istiyor ki bak siz kötüsünüz. Bu taraftarlar. Mesela Ali Enansayit geldi Birçok taraftar kötü. Fenerbahçe düşmanı. Ciddi söylüyorum bak. Yani... FETÖ falan ne kadar Fenerbahçe düşmanıysa bunlar da o kadar düşmanı. Bunlar istiyor ki maksimen kötü çıksın. Bunlar istiyor ki en nesli kötü çıksın. 7-24 bak ben gelir gelmez demiştim kötü çıkacak diye Diğer reklam yapma peşindeler. Bunlar bu kadar Fenerbahçeliler işte. Bu kadar Fenerbahçeliler. İyi e de bizimle ne alakası var futbolcu kötü çıkarsa. Ulan bir gün ağzınızdan hayır çıksın ya. Bir gün ağzınızdan. Bir gün ağzınızdan hayır çıksın. Ya futbolcu gömme. Ben size bir şey söyleyeceğim. Rafa Silva. Ben birçok Fenerbahçe taraftarıyla tartıştım. Hatta üye arkadaşlar bana dediler ki hocam dediler işte bu, bu sinirin neye? Niye bu kadar yapıyorsun? Rafa Silva da Rafa Silva. Şöyle de böyle. Mesela Şimanski'yi yerin dibine sokuyorlar. Soksunlar. Haklılar. Gol asist yok. Rafa Silva çok mu iyi dediğim zaman dediler ki saçmalama hocam Rafa Silva müthiş. Şimdi bu arkadaş değil mi Rafa Silva dediğimiz? 2, 4, 5. Son 5 maçta hiçbir şey yok bu arkadaşın. Nasıl olacak? Tabii Avrupa maçları da var. Bunların arasında sanırım. iki tane de Avrupa maçı var diyebiliyorum. biliyorum. 7. Nasıl olacak? Ortada var. Elde var. 0. Yani Eyüp Spor şey Kayseri Spor zaten düşme takımı. Kayseri'nin Beşiktaş maçındaki olayı falan. E, Sivas'tan evinde yapılır. Gaziantep düşme potasında. Ya yere güve sığdıramıyorsunuz. Başka takımın futbolcunu sığdıramıyorsunuz. Şey Mertens Galatasaray'ın 10 numarası. Trabzonspor'un 10 numarası. Hangisinin performansı Şimanski'den iyi? Hangisinin ki iyi ya? Ben onu soruyorum size. Hangisinin ki iyi? Gözünüzde almışsınız bir Fenerbahçe futbolcularını hedefinize koymuşsunuz. Şu da kötü. Bu da kötü. Şu hele iyice kötü. Bu daha da kötü. Bu Allah belasını versin bunu. Bu çok kötü. Bu şöyle kötü, böyle kötü. Ya soruyorum size. Rafa Silva'yı övüyorsunuz. Ah o durum ortada. Ya birazcık insaflı olun. İnsaflı sezonun başındayız. insaflı olun. Ben de kabul ediyorum. Simanski'nin durumu kötü. Kabul ediyorum bak. iyi demiyorum. Lafın bir tarafını dinleyip de öbür tarafını kısıp da yorum yapacak kadar karaktersiz, haysiyetsiz olmayın. Ben de kabul ediyorum. O geçen sezonun başındaki Simanski değil. Kabul. Ama ortada gerçekler var. Ha uçuyor kaçıyor Rafa Silva. Ne oldu? Immobile'nin kaç golü penaltıdan? Evet kabul ediyorum. Cenk Tosun imza attırıldı. Oğuz Aydın imza attırıldı. Hani e, Alanya Spor'da 38 maçta 13 gol 8 asistten oynadı. Galatasaray'ı peşinden sürükledi Oğuz Aydın. Yani futbolcu eminim diyordur. Ulan keşke Galatasaray'a gitseydim diyordur. Yani bunu biz dedirtiyoruz. İşin bir de o boyutu var. Ama be, ha, benim elimde bir şey yok. Bak burada Mourinho'yu e eleştiririm. Edince koformayı formayı kaptırmadı. 38 yaşındaki futbolcu en nesiliye formayı kaptırmadı. Sezona mükemmel başladı. 13 resmi maç, 9 gol, 1 asist. Hani süre bazında düşünürsen 10, 10 maç, 11 maça falan denk geliyor. Ve Fenerbahçe'nin bir numarası oldu. Düşün ya. 9 gol bir asist. Dusan Tadic. Sağda oynayamıyor. Sağda oynayamıyor dedik. Geçen sezon soldaydı. Şimdi sağa geçti. Maksimen oynasın diye belki de. 13 maçın tamamında oynadı. 5 gol 4 asist. Ha, tamamında derken 90 dakika değil. Onun da 9 gol katkısı var. Ya baktığın zaman gollerin yarısı bunlardan. Ya İrfancan Can Kahveci geçen sezonun kahramanıydı bu sene. Kulübede kaldı. Baktığın zaman arkadaşlar ya. 27 gol sevinci yaşamış Fenerbahçe. 14'ü yani yarısından fazlası Ceko ile Tadiş'ten geliyor. Ve sosyal medyada Ceko'ya ilgili ben size bir şey söyleyeyim. Barcelona sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Edin Ceko'yu transfer etmek istiyormuş. Barcelona Edin Ceko'yu transfer etmek istiyor. Asıl haberi. Ha ne kadar doğrudur ben bilemem. Ya Fenerbahçe mesela Lewandowski alacağı zaman ya bırak hocam 50 yaşındaki futbolcuyu mu alacağız oluyor. Transferden vazgeçildi bir şeyi bile Lewandowski'yi bile alamadılar oluyor. Ya Fenerbahçe taraftar önce bir hüviyetini belirtsin. Önce bir karakterini belirtsin. Önce kime hizmet ediyor onu belirtsin. Fenerbahçe alacağı zaman tırt, rakip alacağı zaman ooo hocam böyle böyle şöyle <laughs> Ya siz bir karar verin. Benfica İsmail Yüksekle ilgileniyordur en sonunda. <laughs> toparlarken yine bir e, yorum yapacağım. Benfica Kerem Akturkoğlu'nu aldı. Bu kez de Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için harekete geçiyor. Niye? Çünkü baktılar ki hazineyi dediler ki olan bunlardan şey sekmiyor. Yalnız Kerem Akturkoğlu'la ilgili de şunu söyleyeyim. Kerem bence var ya bilerek yaptı bunları. Hani Galatasaraylılara şirin görünüyüm de tepki almayın falan filan. İşte bizim yolumuz yol falan filan. Senin eski teknik direktörün yani Galatasaray'ın şimdiki teknik direktörünün yolunu da biz biliyoruz. Kimlerin dizinin dibinde videoların olduğunu da biliyoruz yaptığı hal hareketlerden kimi örnek aldığını da anlıyoruz. Neyse konumuz o değil. Şimdi Portekiz basından Correia de Manda'nın haberine göre Benfica'nın Ocak ayında orta sahaya takviye yapmayı planladığı İsmail yüksek olduğu kaydediliyor. Bruno Lage teknik direktörleri ve tek İsmail'i e, milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtilmiş. Ve Benfica'nın orta saha planı diyor. Yani 10 milyon euroya kadar çıkabilir diyor. Fenerbahçe'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Fenerbahçe'nin 2027'ye kadar 27'ye kadar sözleşmesi var. 91 maçta sahaya çıkmış, 2 gol, 7 asist. Şimdi ben İsmail için de şunu söyleyeyim. İsmail'i transfer ettiğimizde ben bu ekranlarda dedim ki yani yine Kadıköy Sokak kanalımızda arkadaşlar çok kıymet verdiğim bir abimle görüştüm. Bana şöyle bir cümle söyledi. Siz yeni Emre Belezoğlu'nu aldınız da haberiniz yok. Bu İsmail Cevher, Cevher dedi. Dedim. Sonra oynayamadı. Bir şeyler yapıldı. Alt lige kiralandı. Hatırlarsanız Bursa Spor'a falan kiralandı. Birçok arkadaş geldi burada alay etti. Bak hocam senin Cevher'i kiraladılar alt lige. İşte Bursa'da bile adam akıl oynamıyor. Burada arada Bursa Spor'da 10 numara falan oynatılıyor. Tamam. İsmail Yüksek'in orijinal mevkisi 10 numara. Bilginiz olsun. Ben bu yüzden diyorum. Hani Fred'in yedeği yok diyorsunuz ya. Var Fred'in yedeği. İsmail Fred'in yedekliğini yapar. Ama Fenerbahçe işte sistemi ben değişik bir sistem. Bunu sonra konuşuruz. Neyse. Şimdi İsmail Yüksek eğer giderse kendine yapmış olur. Kalırsa kendine yapmış olur. Bakın bizde Bartu Elmaz diye bir cevher var. Bartu ee, Bak Bartu Elmaz 1 Yusuf Akçiçek 2 Oğuz Aydın 3 Bu 3 isimle ilgili Jose Mourinho diyor ki Bunlar geleceğin yıldızı diyor. Hocam bak şu an komik duruma düşüyorsun. Tamam Bartu Yusuf Akçiş'i şey anladık yaşları genç. Allah'ını seversen Oğuz Aydın'a daha adam doğru düzgün süre vermedi. Geleceğin nasıl yıldız oluyor? Ya arkadaşlar bakın. Ben öğretmenlik ilk senesindeyken müfettişler geldi. Müfettişlerin bana söylediği şey şuydu. Dedi ki: "Normal bir savaşta önce askeri alırsın. Eğitirsin. Silahlandırırsın. Silah eğitimi verirsin işte. Savaş eğitimi verirsin. Sonra savaşa gönderirsin." Bu askeriyenin kuralıdır dedi. Ama dedi öğretmenlik de öyle değil. Öğretmenlikte de direkt savaşa atarsın. Derler ki silah kullanmayı da bir zahmet savaştayken öğren. Hani kurşun sıkmayı öğren. Hakikaten öyle. Yani tek başıma bir öğretmendim. Beş sınıf bir aradaydı. Hepsi birden bendeydi. Beş sınıfı birden idare ediyordum. Köy okulundaydım. Aklıma o geldi. Şimdi Fenerbahçe'de de böyle aslında. Fenerbahçe'de direkt savaşın ortasına atılıyor. Sonra haydi babam haydi oluyor. Neyse e, meseleyi karıştırmayalım. İsmail Yüksek ya da bir başkası. Fark etmez. Fenerbahçe'de şu anda savaşın içinde birçok futbolcu var. Oğuz Aydın mesela. Aynı dediğim örnekte bak. Savaşın içinde. Direkt geldi savaşın içinde. Hayır. Oğuz Aydın'ı hazırlıyor. Yusuf Akçiçek'i hazırlıyor. Ee, ne bileyim. Bartu Elmaz'ı hazırlıyor. Bartu'yu Kasımpaşa oynama garantisiyle istedi. Ya verin biz oynatacağız. Sezon boyu oynatacağız dedi. Ya akıllı ma mantıklı bir kulüp ne yapar? Verir. Kiralar. Alın da oynatın da hani lige iyice adapte olsun. Geçen sene Sivas'ta her maç oynadı. Ve şahane maçlar çıkarttı ha. Sakatlandı omuzundan. Ona kadar şahane maçlar çıkarttı. Ondan sonra da iyi maçlar çıkarttı. Ama adam diyor ki benim kolumun kanadımın altına gelişecek. Ben size bir şey söyleyeyim. Her aldığın futbolcuyu satmak zorunda değilsin. Ama aldığın futbolcudan ikisini üçünü yıldızlaştırıp satarsan bu sana kar olarak, bu sana bonus olarak, bu sana para olarak, bu sana kariyer olarak, bu sana çeşitli şeyler olarak geri döner. O Samuel ne diyor o sahi Fenerbahçe'ye gelirken? Arkadaş siz proje takımıyız demediniz mi? Dediniz. Gel kendini geliştir. Sonra bir tarafa atarız dediniz mi? Dediniz. Ben geldim mi? Geldim. Geliştirdim mi? Geliştirdim. Niye beni satmıyorsunuz? 12 milyon euro teklif geldiydi. Ben 12 milyon euroyu aman satalım dediğim zaman saçmalama hocam. En az 25 hocam. 25 almadan sahaya gitmez hocam. Piyasa değeri 3,5 milyon euro iken 508 bin euroya aldık. 12 milyon euroya satsak karımız ne olacak? 11,5 milyon euro olacak. Çenenizi kapatın satalım diyorum. Saçmalama hocam. Böyle bir şey olmaz hocam. Getirmezsin hocam. Ya bak ben size ciddi bir şey söyleyeyim. O sayıyı satıp Oğuz Aydın'ı sabek yapsaydık inanın Oğuz Aydın'dan devasa bir sabek olurdu. Devasa. Tarihi bir sabekimiz olurdu. Hocam sen de iyice saçmaladın. Sen de herkesin pozisyonunu değiştirme peşindesin. Ya ben pozisyon değiştirme peşinde değilim. Oğuz Aydın ya o sayı Fenerbahçe günde sabek değildi ki. 6 milyon euro verilmiş. Müthiş bir yatırım. Oğuz Aydın'ı biz sabek yaparsak 15 milyon euroya 20 milyon euroya göndeririz. En az. Benden söylemez. Ha kabul edersiniz etmezsiniz. Ona bir şey diyemem. Ama e, durum bu. Gelelim Medina'ya. Şimdi Medina konusunda açıklayamadığımız şeyler var ama açıkladığımız da şeyler var. Şimdi Medina ile Fenerbahçe ön protokol imzaladı ve rakip çıktı haberi sosyal medyada paylaşıldı. Ancak taraftar da şunu söyledi. Hocam dedim nasıl ön protokol imzaladığımız adama şey çıkıyor ki, talip çıkıyor ki ön protokol imzaladık oyuncu bizimdir. Bitmiştir diyor yani taraftar. Haksız haksız mı? Haklı. Taraftar haklı kardeşim. Taraftar ne derse haklı. Ben onu söyleyeyim. Adam diyor ki ön protokol imzaladıysa bitmiştir olay. Başka takıma şu bu olay yok. Ama ne dediler? Ön protokolü imzalayan Fenerbahçe'ye rakip çıkıp Porto, Arjantin'de oyuncuya Fenerbahçe'den daha yüksek bir bonservis bedeli teklif edecek dediler. Otomatın haberim. Şimdi ben Medina sürecinde dedim ki: Arkadaşlar işin içinde bir iş var. Size anlatamıyorum ama işin içinde bir iş var. Yani Fenerbahçe parayı basıyor, istediği oyuncuyu alıyor. Parayı basıyor, istediği oyuncuyu alıyor. Ama fakat, lakin, ancak şimdi almıyor. Bu nasıl iş? Nasıl şimdi almıyor? Şöyle şimdi almıyor arkadaşlar. Yani e, isteseydi serbest kalma bedelinin tamamını verirdi, futbolcuyu alırdı, kadrosuna katardı. Şimdi en nesiri için parayı basıp almadık mı? Sözleşme bitimine bir yıl kaldıydı. Bekleseydik Ocak ayında şimdi görüşme yapardık. Yaza bedava alırdık. Bu sene de bir şekilde idare ederdik. Mesela bir tane futbolcu kiralık alırdık forvet. Geçirirdik bir şekilde. Ya da mesela Lewandowski şu bu bir şekilde geçerdi. Ya da mesela kimseyi almasaydık. Jacob Atchua ile devam etseydik. Eminim siz ona da isyan ederdiniz. O da ayrı mesele de. Ben olsam Jacob Ceko ile devam ederdim. Enne Siriye de derdim ki arkadaş hiçbir yerle anlaşma. Seni devre arasında biz imzalayacağız. Yazın bize gelecek. Gel son deminde biz de oyna derdim. O da ayrı mesele. Neyse. Sercan Hamzoğlu. Başkan Ali Koç. Medina transferinde kararsız. Bakın. Ali Koç Medina transferinde kararsız. Bir arkadaş sohbetinde bu kadar yüksek para verilir mi emin değilim demiş. Yetkililerle de görüştüm. Yetkililer dedi Fenerbahçe yöneticileri ha bilginiz olsun. Şu ana kadar bir imza, bir protokol yok. Yani ee, imza ve, veya protokol yok. Medina Ocak'ta Fenerbahçe'de diyen gazeteciler paylaşımlarını silebilir. Şu an böyle bir durum yok. Yani sizin anlayacağınız Medina transferi iptal diyor Sercan Amzoğlu. Hocam nasıl olur? Şöyle yetenekli futbolcu. Böyle yetenekli futbolcu. Dün bir arkadaş, yani iki gün önce bir arkadaş şey diyordu. Hocam diyordu. Ben izledim İsmail Yüksek'ten. Hiçbir artısı yok. Dandik bir futbolcu diyordu. Şimdi eminim aynı arkadaş başlayacak. Yani zannetmiyorum o karaktersiz bir arkadaş değil. O yine çizgisi iyidir. O der ki hocam iyi oldu. Bak görün bakın iyi oldu diyecektim. Ben şunu söyleyeyim. Süreci uzayan hiçbir futbolcudan ben hayır görmedim. Siz gördüyseniz bana anlatın. Fred Tır 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 transfer bitti. Hayırlı olsun. Şimanski tır 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 yatak odasına çek al bitti. Faydalı bak. Cenk Tosun. Emin olun Cenk Tosun oynasın faydalı. Ceko tır alındı bitti. Tadiş tır alındı bitti. Bak hemen Oğuz Aydın. Ben yine söylüyorum bak Oğuz Aydın çok kısa süre içinde alındı. Yani 24 saat içinde transfer edildi. Bazı arkadaşlar da bana sistem etti. Hocam dedi ya hani tamam seni e, biz duyum için takip etmiyoruz. Destek olalım işte. Organizasyonlar yapıyorsun. Şöyle böyle hani üye olmak parasında puluna değilim de. Hani hiç mi kulağına bir şey gelmedi? Ya arkadaş Oğuz Aydın e, geniş scouting listesinde diye belirttim. Levent Mercan, Oğuz Aydın, e, Yasin Özcan yine söylüyorum devre arasında yine Yasin Özcan'a takılırsak şaşırmayın. Ama 24 saat içine karar verildi alındı. Bak bu da iş yapar. Mesela bak şu ana kadar konuştuklarım o sayı iş yapar. Yaptı da. Ama Medina yapmaz. Süreç çok uzadı. Yok 12 milyona indiler. Yok sonraki satıştan pay maddesi. Yok vergiyi siz ödeyin. Yok SGK'sını ödeyin. Yok bağ kurunu ödeyin. Yok emekli sandığını ödeyin. Yok şöyle yok. Ya gidin. En nesiri. <laughs> en nesiri niye olmadı biliyor musunuz? Yani niye tutmadı? Çok uzadı süreç. Çok. Oyuncunun süreci çok uzadı. Fenerbahçe süreç uzayınca bir de araya da büyük hatlı sayılır takımlar teklifle gelince Fenerbahçe acele etti. Ama Fenerbahçe de haklı. Lewandowski getirelim. Hayır, Lewandowski çöp. Sakın getirmeyin. Lewandowski getiren Fethullahçı'dır. Sakın getirme dediniz. Dediniz? Vallahi kıvırmayın. Merak ettim Lewandowski. 11 maça çıkmış, 894 dakika. Benim standardıma göre 900 dakika, 10 maç yapıyor. 12 gol 2 asist. Not bu 12 golün ikisi Şampiyonlar Ligi'nde. onu La Liga'da. 2 asist de La Liga'da. Yani benim tabirimle 10 maça çıkmış 12 gol 2 asist yapmış. Ve bu adamı yaşlı istemiyoruz. 36'lık futbolcu Allah aşkına ala ala bunu mu alıyorsunuz diye istemeyen arkadaşlara hepsine 30 santimlik şok. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Çok bilmiştik iyi bir şey değildir her şeyi bilemezsiniz. Romelu Lukaku mesela. Hocam o eşek, o eşeği sakın almayın. Lukaku denen eşeği alırsanız ondan bir farkınız kalmaz. Şöyle böyle. Lukaku eşeği dediğiniz arkadaş 6 maç, 3 gol, 5 asist. 363 dakika. Yani 4 maça çıkmış, 3 dakikada uzatma oynamış. 4 maçta 3 gol, 5 asist. 8 gollük katkı. Mesela şu anda Ennesiri Fenerbahçe'de 8 maça mı çıkmış? Öyle söylüyor. Dur. Öyle diyorlar mesela. 8 maça çıkmış. Yani 2 katı şey düşünün. E, mesela kaç diyelim. 6 gol 10 asist yaptığını düşünün. Ennesiri faydalı der miydiniz? Derdiniz değil mi? Şey, 11 maça çıkmış özür dilerim. Yani 2 katı 22 gol katkısı yapmış olacak. Başarılı derdiniz değil mi arkadaşlar? Ya da dakika bazında şey yapalım. Mesela 900 dakika oynadı. 10 maça denk geliyor ama 20 gollük katkı yaptı. Çok bilmişsiniz abi, çok bilmişsiniz. Her şeyi çok biliyorsunuz. Her bilmem ne olursunuz maalesef. Sonra da böyle oluyor. Sonra da diyorlar ki ya Mustafa Hoca, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yok şu oldu, yok bu oldu. Vallahi bir şey demek ist istiyorum da diyemiyorum arkadaşlar. <laughs> İnşallah ne demek istediğimi siz anlamışsınızdır. Şimdi, ee, kısaca şunu söyleyeyim. Osa'ya gitmek istiyor sevgilisinden dolayı. Doğru. Yurt dışına gitmek istiyor. Doğru. Beni Allah'ınız varsa bırakın diyor. Doğru. Kabul. Fenerbahçe'nin önereceği yeni sözleşmede çeşitli görüşme hakları şu bu var. Ve serbest kalma maddesi eklenecek arkadaşlar. 18 milyon euro ila 25 milyon euro arasında bir madde. Ama o sayıyla sözleşme uzatılır gibi geliyor. Fakat uzatılmazsa da devre arası gider gibi geliyor. Yani ben şu anda %51 devre arasında gider diyorum o sahaya. Sabek bakın diyorum. Ciddi söylüyorum. Medina. Ben Medina transferinin bu kadar uzamasından memnun değilim. Futbolcuyu beğendim. Bu kadar para edip etmeyeceğinde tereddütüm var. Bak 5 milyon dolar olur. Kiralaması. Bak kiralama 5 milyon dolar olur. Satın alması da 10 milyon dolar olur. Bir sene kiralarsın. Hoşuna giderse satın alırsın. Gitmezse almazsın. Derim ki atılacak bir zar. 5 milyon dolara değer. Ama 15 milyon dolar etmez. Israrla söylüyorum. Yine söylüyorum. 10 milyon dolar da etmez. Bak bu risk. Tamam transfer marketleri 13 milyon euro yapmış. Yeteneğini beğeniyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yetenekli bir oyuncu ama risk. Fenerbahçe'nin bu riski alacak dermanı yok. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sapına kadar Fenerbahçe'yi gönderiyorsanız giderim. Kal diyorsanız kalırım. Bitti. Edin Dzeko'ya bu transfer hamlesi doğru değil. Barcelona'nın istediği doğru değil arkadaşlar. Ben bunu doğrulatmadım. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun yani. Bu doğru değil. Ennesiri, Maximen, şu süreçte kendine gelmesini beklediğim isimler. E, Samet Akaydın mesela bir milli takımda oynasın inşallah. Şimanski. Şimanski diğer videoda konuşalım. Çok uzadım. E, Cenk Tosun mesela artık oynasınlar. Bak Oğuz Aydın. Şu milli aradan sonra artık Oğuz Aydın'da bir iki maç oynasın da görelim. Çünkü çocuk fırtına gibi bir çocuk. Bak solda değil. Oğuz Aydın sağda oynamalı. Ben ısrar ediyorum. Ben bas bas bağırıyorum. Biz büyük bir hata yapıyoruz. Tadiç solda oynayacak. için yedeği Cengiz mi yapacağız? Cengiz solda oynayacak. Bak <laughs> Tadiç solda yedeği Cengiz de solda. Sağda Maksimen oynayacak. Maksimen'in yedeği Oğuz Aydın olacak. Bak iki. Şimanski'nin oynamadığı maçlarda İrfan Can oynayacak. Ya da İrfan Can yerine orada o bölgede İrfan Can yerine o bölgede Tadiç oynayacak. Ama hocam Maksimen solda çok iyi. Tamam şöyle yapalım. Maksimen solda oynasın. Sağda İrfan oynasın. 10 numarada Tadiç oynasın. Tadiç'in yedeği Şimanski olsun. Maksimen'in yedeği Cengiz olsun. İrfan'ın yedeği Oğuz Aydın olsun. Zaten 5 oyuncu değişikliği olduğu için de bol bol bu futbolcuları görürüz. Bence böyle daha iyi olur. Ve bak Cenk Tosun kanat da kanatta oynar. Ennesiri de oynar. Hani gole aradığın zamanlarda. Bunun kararını Mourinho verecektir. Mesela Mert Müdür o sayı iyileşince o da kendine gelecektir. Şu çocuğun üstüne çok yüklenildi. Çocuk bir aptallaştı yani niye isem. Yani Euro 2024'te de oynadı. Euro 2024'ten sonra 8 milyon euro teklif geldiydi. 4'te opsiyon koyduracaktım. İşte şu kadar maç oynarsa 1 milyon euro. Şu kadar oynarsa 1 milyon euro. Sonra satıştan şu diye. Satacaktın 12'ye. Ben Fenerbahçe için acı ama net bir şey söyleyeyim. Biz proje takım olduk. Biz artık futbolcuyu alıp 3 sene oynatamayız. Ben bunu açık açık söyleyeyim size. Futbolcuyu alalım 3 sene oynatalım artık bitti. Biz artık proje takımıyız. 9.75'e Şimanski'yi alırsın. İlk sezonunda parlatırsın. Sezon sonunda 18 teklif gelir satarsın gönderirsin. 16 teklif gelir satarsın gönderirsin. Aradaki 8 milyon euro kur zaten artış gösterdi. Para direkt gelecek. İyi de hocam bankalar birliği falan bankalar birliğini aradan çıkartırsın. Paranın yarısı da kesilmez. Sen de istediğin gibi atını koşturursun. Birinci hedefimiz bankalar günden çıkmak olmalı ki Kasım ayında bunu konuşacağız. İkinci hedefin al sat. Ben şimdi bir şey söyleyeyim. Devre arası transferler her zaman tehlikelidir. Çok çok tehlikelidir. Ben olsam o sayıyı bir şekilde sözleşmesini uzatır tutarım. Sözleşmesine de madde koyarım. 14 milyon euroya serbest kalır mesela. Yazın 14'e gitsin hiç sıkıntı değil. Sözleşmesini de düzenleyin. 2 milyon euro mu istiyor? 2 milyon euro verin. Yazın 14'e satın. Kendine gelsin 14'e satın. Kazık değil. 13,5 milyon euro para kazanmış olursun. Şimanski. Şimanski'deki arkadaş sen gitmek mi istiyorsun? Sana bizden mukavele. Ah mukavele ek ekliyoruz? 16 milyon euroya serbest kalır. Oyna git. 15.99'dan gelme karşımıza. Bırak futbolcu kiralıkmış da kendini ispatlamak istermiş gibi oynasın. 14'e onu gönder. 16'ya onu gönder. Ya illa Sakaboya'yı geçeceğiz diye zorlamanın bir mantığı yok. Osterwolde. Yaz 22 24'e. 24'e gider. Bitti. 24 serbest kalma bedeli. Yaz. İsmail Yüksek 16'ya serbest kalma bedeli. Yaz. Yaz ki futbolcunun hedefi olsun. Futbolcu desin ki lan ben burada iyi oynadım gideyim desin. Ben sadece bunları öneriyorum. Ha İsmail Yüksek, Ceko, Medina, Osayi Şoku. Ya inanılır gibi değil gerçekten ama maalesef durumlar bunlar arkadaşlar. Şimdi başlığa laf edecek olan Deyus varsa çıksın. Ben de direkt engeli basayım da. O da mutlu olsun biz de mutlu olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalı bu noktaya taşıdığınız için teşekkürler. Görüş, öneri, fikir, yorum hepsini aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Rahat rahat yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.